Barrett özefagus, reflü hastalığının bir yan etkisidir. Bizim komplikasyon adını verdiğimiz uzun dönemde oluşan yemek borusunun alt ucundaki hücresel bir değişimdir. Barrett özefagus kanserleşebilir. Ancak bu kitabi olarak böyle çok yüksek bir oran değildir aslında. Yani binde 2-3 oranında yılda görülen bir kanser türüdür. Bunun için en önemli şey reflünün kontrol altına alınması. Çünkü değişime uğramış hücre mideden gelen içerikle, asit ya da alkalik içerikle karşılaştığı zaman hasar devam edecektir ve buradaki hücresel değişiklik kanser yolağına girebilir. Birincisi medikal tedavi, ikincisi eğer hastada Barrett mukozasından alınan hücrelerde kansere giden bizim displazi adını verdiğimiz bir süreç var ise bunlarda endoskopik olarak uygulanan tedaviler var. Bunlardan bir tanesi radyofrekans ablasyon. Yani ısı tedavisiyle aslında o değişen hücrelerin dağılanması ve yeni hücre oluşumunu sağlama esasına dayanır. Diğer bir yöntem ise mukozektomi. Bu mukozektomi günümüzde artık çok yaygın olarak yapılmakta. Hasarlı bölge üst tabakası sıyrılarak çıkartılır ve yeni doğal yemek borusu hücrelerinin oluşmasına fırsat verilir. Barrett özefagus'ta ilerleyen dönemde artık endoskopik olarak tedavi edilemeyen hastalar kanser yolağına girdiyse ve kanser olduysa artık bunlar cerrahi hak eden hasta grubu olmakta.